Herkese merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün size ağrılı adet dönemlerinden bahsetmek istiyorum biraz. Gerçekten başımızın belası. Genç kızlarda neredeyse daha çok gördüğümüz, hatta kadınların veya genç kızların diyeyim, daha küçük yaştaki, 20'li yaşları ve daha altındaki kızlarda bile neredeyse yarısında karşılaştığımız her ayın bir iki günü hakikaten kişiyi, bütün yaşam kalitesini alt üst eden bir tablodan bahsedeceğiz. Aslında e, dismenore dediğimiz bu tablo ağrılı adet dönemlerinden bahsetmek istiyorum. Ağrılı adet dönemi ne kadar yaygın sorusuna bakacak olursak gerçekten çok yaygın. En az %50 diyebiliriz bu ağrıyı çeken kadınlar genel popülasyonda. Bazı çalışmalar bunun %90'lara kadar fazla olduğunu gösteriyor. Yani kadınlara soruyorlar %90'ı çok ağrılı geçtiğini söylüyor. Genellikle ağrılı adet dönemi dediğimiz ağrılı adet periyotları adet başlarken adetin yani kanamanın başlamasıyla beraber ağrı başlıyor ve kanama bitince ağrı bitiyor. Genelde 1-2 gün bu çok şiddetli olur. Tabi bu durumda bu, bu şiddetli tabloya eşlik eden esasen işte mide bulantıları, kramplar, baş dönmeleri, kusma, ishal gibi tablolar eşlik edebilir. Yani gerçekten bazı insanları çok kötü duruma getiriyor. Şimdi diyeceksiniz biz bunları zaten yaşıyoruz, biliyoruz. Bize ne bunları anlatıyorsun? Genel olarak bir bunlardan bahsetmek istedim. Esas şimdi ne yapacağız yani? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken esas bizim, benim size söyleyeceğim birkaç şey var. Şimdi her ağrılı adet dönemi masum değildir. Bir kere bazen bu ağrılı adet dönemlerinin aslında biz bugün nedenini bilmiyoruz neden böyle olduğunu. Yani bunlar aslında rahim krampları. Çok şiddetli rahim krampları bunlar. Yani mevcut dokuyu döküyor yeniden bir gebeliği hazırlayan bir rahim döngüsünün getirdiği bir şey aslında bu. Çok detayına mekanizmasına girmek istemiyorum. Özetle bu rahim kramplarını nasıl yeneceğiz? Yani aslında insanlar kendileri nosteroid antiinflamatuvar dediğimiz ilaçlarla yani bizim klasik eczaneden aldığımız ağrı kesicilerle bunu çözümlemeye çalışıyorlar. Fakat bazı kişilerde bu ağrılı adet krampları kanama başlamadan çok 1-2 hafta önce başlıyor bu sancılar. Bakın eğer adet sancılarınız kanama başlamadan önce başlıyorsa bunun altında başka bir şey olabilir. Biz buna ikincil dismenore yani sekonder dismenore diyoruz. Çünkü bu ağrıları endometriozis dediğimiz çikolata kisti, adenomyozis, miyomlarınız, hatta e, spiraller, e, bakırlı spiral veya başka yumurtalık kisti vesaire bunlar da tetikliyor olabilir ağrınız. O yüzden bir kere eğer çok şiddetli bir yani yaşam kalitenizi alt üst edecek düzeyde bir adet sancınız varsa mutlaka bir doktora görünün. Bunları bir dışlasın. Ama genellikle eğer kanamayla beraber başlıyorsa adetiniz ve kanamayla beraber bitiyorsa büyük olasılıkla bir şey bulamayacaktır doktorunuzda. Onun dışında tedaviye baktığımız zaman aslında yani ne yapacağız yani bunun çözümü var mı? Buna bir çözüm bulabildiniz mi? Eğer hani mide, kalp rahatsızlığınız, kanama diyeteziniz vesaireniz, beyin damarlarınızda bir problem yoksa, ciddi bir rahatsızlık yoksa, damarsal bir hemodinamik problem yoksa ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Bizim klasik güçlü ağrı kesicilerimizden alabilirsiniz. Ama ağrı kesici kullanırken lütfen midenize dikkat edin. Çok fazla ağrı kesici kullanıyorsanız bir gün mide kanamasıyla da gidebilirsiniz acil servise. Bu çok önemli. Ağrı kesicilerin 1-2 ay içinde size yanıt veriyor ve bunu tolere ediyor olabilmeniz gerekiyor. Eğer ağrı kesicilere yanıt alamıyorsanız o zaman biz genellikle hormonal doğum kontrol haplarını kullanıyoruz gerçekten. Ve doğum kontrol haplarıyla hakikaten çok ciddi başarı elde ediyoruz. Çünkü o rahim kramplarını müthiş düzeyde azaltıyor doğum kontrol hapları. Bunun dışında hormonal spiraller de hormonal spiral bugün... Genç kızlara da takılan özellikle daha küçük yaşta takılan daha ince kılıflılar Ülkemize henüz gelmedi ama yurt dışında da kullanılıyor Hormonal spiral de kullanılır Mirena dediğimiz hemen bakın burada hormonu spirali ekliyorum buraya ee, Eğer bir kontrasepsiyon yani doğum kontrol yöntemi ihtiyacınız varsa Bunu kullanabilirsiniz neredeyse yarı yarıya azaltıyor şikayetlerinizi En azından sizi yataktan çıkarır Yaşam kalitenize çok ciddi olumlu katkıda bulunur Diğer taraftan tabi e, bu dönemde Özellikle e, bu hapları kullanmak istemeyen hastalarımız oluyor haliyle. Yoga çok ciddi, meditasyon çok ciddi öneriyorum. Bunların bilimsel çalışmaları var. Burada yoga ile ilgili e, özellikle videomu koyuyorum hemen ağrılı adet dönemleriyle ilgili. Bunu mutlaka e, seyretmenizi öneririm. Diğer taraftan tabi egzersizler yani yürümektir, koşmaktır, bisiklete binmektir. Yani bunlar vücudunuzdaki kimyasalları değiştirip bu süreci daha kolay atlatmanızı sağlayabilir iyi uyku çok önemli. Uyuyabiliyorsanız tabi bazı hastalarımız bu kramplardan uykusu bile alt üst oluyor ama bu dönemlerde iyi uyku yine bu süreci kolay geçireceğinize özellikle kolay geçirmenize olumlu katkıda bulunur. Diğer taraftan tabi ısı uygulaması, bol duş alın, sıcak duş, sıcak su torbası bu kramplara çok iyi geldiğini biliyoruz. Bilimsel olarak yapılan çalışmalarda bunlar kanıtlanmış. Peki diyeceksiniz biz bütün bunları biliyoruz. Hasta karşımıza geldiğinde ağrı kesicileri denemiş oluyor ama mesela doğum kontrol hapını denememiş oluyor. Doğum kontrol hapları çat diye kesiverir adet sancısını denemek lazım mutlaka. Bilimsel olarak zaten kanıtlanmış çok hastamızda kullanıyoruz ve çok memnuniyetle kullanıyorlar. Elbette onların da kendilerine göre artıları eksileri var ama doğru hasta seçiminde bu çok faydalı oluyor. Onun dışında hastanın sorusu şu yani bunu kökten çözecek bir şey yok mu maalesef yok yani ameliyatı yok bu işin cerrahi olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bazı hastalarda da böyle kendi kendilerine ağrıları ağrılarıyla mücadele ediyorlar ve zaman içinde bir bakıyoruz muayenede altından çikolata kisti çıkıyor, miyom çıkıyor, başka bir şey çıkıyor. Bu, bunu da atlamamak gerekiyor. Bunlarla da karşılaştık pratik hayatımızda. E diğer taraftan da tabii özellikle egzersizi hayatımıza sokmak için iyi bir fırsat olabilir bu. Egzersizi regüler hale getirmek için. Bunu da ihmal etmemenizi öneriyorum. Ha tabii bazı hastalarımız var. İşte ağrı kesici vermişiz, doğum kontrol hapı vermişiz. Bütün bunlara rağmen geçmiyorsa 2-3 ay içinde hiçbir yanıt alamıyorsak o zaman hastamıza şunu söylüyoruz. Bakın altında yatan başka bir şey olabilir bu ağrının. İstiyorsanız tanısal laparoskopi yapalım. Yani göbekten kamerayla girip karın içine bakıyoruz. Bu ağrıları yapan, bu ağrıları bu kadar, bu kadını bu kadar hayatını mahveden ağrı yapacak bir şey var mı diye gözle Girip kamerayla bakıyoruz. Varsa da onun tedavisini yapıyoruz. Bu seçeneği de hastaya sunuyoruz. Yani cerrahi opsiyon bu şekilde tanısal amaçlı kullanılabiliyor. Umarım video birilerinin işine yaramıştır. Birilerinin de farkındalık oluşturmasını isterim, dilerim. E, videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Sorularınız olursa aşağıda paylaşırsanız e, yanıtlamaya çalışacağım zaman bulabilirsem. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim.